Ayasofya. Öğrenmek için gel. Birinci Justinianus, üçüncü Ayasofya'yı kutsamak için ne dedi? Süleyman Tapınağı'ndan Ayasofya'ya getirilen kutsal emanet var mı? Poseidon gibi bir Grek tanrısı ile Ayasofya'nın ne işi olabilir? Ayasofya'yı gerçekten de milletli Isidoros mu dikti? Bütün yollar Roma'ya çıkar ne demek? Fatih Sultan Mehmet Han'ın kendisi için Kayseri Rum demesi ne anlama geliyordu? Haçlılar kimdi? 1203 senesi neden dünya için önemli? Enricus Dandolo kimdir? Bizans prensi 4. Alexios'un tarihsel rolü nedir? İngiliz kraliçesi Akitanyalı Eleanor ve Ayasofya'nın mistik bağı nereden kaynaklanıyordu? Eski yıldız tanrılar ve Ayasofya'da saklı olan hazinelerin ilgisi var mıydı? Ayasofya'daki el izi kime ait olabilir? Kur'an-ı Kerim'de de ismi geçen Tabut-u Sekine, Tevrat'taki ismiyle ahit sandığı nerede? Kubilay Han kim? Vikinglerin Konstantiniyye'de işleri neydi? Piyangodan çıkan soru. Danimarka neden? 25 bin senelik rüya. 3. bölüm. Ayasofya ve ezoterizm. İlk bölüm. İsimli videomuzla uğraştı. Neden? Videomuzu banlatmayı denedi. Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti, sadece bir ayeti yayınladığımız için miydi? Bu mu Avrupa Birliği'nin bildirgesindeki bölüm 2 özgürlükler bahsindeki madde 10'a bizzat kendisinin bağlılığı? Videomuzdaki 32 saniyelik kopukluk, yani orijinal halde Bakara suresinin 248. ayetini yayınladığımız kısım, yani ahit sandığı ile ilgili olan ayet, Danimarkalı Mason teşkilatını çok mu rahatsız etti? Merak etmek, bilgiye ulaşmak ve başka şekilde bakmak için başka bakışa abone olmayı ihmal etmeyin.